Doğal olarak en mutlu olduğum yerdeyim. Kendi topraklarındayım. Kendi doğduğum topraklardayım. Kapadokya'dayım bir kez her şeyden önce. Muazzam bir doğa parçasının ortasından sizi selamlıyorum. Ihlara Vadisi burası. Ihlara Vadisi'ni Türkiye genellikle Nevşehir iline bağlı gibi algılar ama aslında Aksaray'a bağlı. Dolayısıyla buranın da bir turizm potansiyeli var. Buranın da bir gelişme ve ilerleme iddiası var. Turizmle birlikte bölgenin de kaderini değiştirecek muazzam planlar var. Biz de bu planları, bu gelecek perspektiflerini, geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten Türk turizminin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için doğa turizminin yanında inanç turizminin de atağa kalkması için çabalayan insanlar var, yerel yöneticiler var. Yanımda Türkiye'nin en genç il belediye başkanı var. Evren Başkan şu anda yanımda ve Ihlara Vadisi'nde benimle beraber. Evren Başkan, siz Türkiye'nin gerçekten ilk belediye başkanıymışsınız. Saçlara daha aklar düşmemiş. İnşallah düşmez de Ihlara Vadisi'ni dünyaya tanıtabiliriz. Evet, teşekkür ediyorum. Şehrimize geldiğiniz için sizi misafir etmekten dolayı memnun olduğumuzu biz davetinizi çok teşekkür ederiz. İfade etmek istiyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Tabii ki Aksaray'ın belediye başkanlığını yapmak önemli bir görev, önemli bir sorumluluk. Aksaray'ımızın bu doğal ve turistik potansiyelini, tarihi potansiyelini ortaya çıkarmak, ülkemize dünyaya tanıtabilmek önemli bir görev olsa gerek. Biz de bu görev ve sorumluluğu üzerimize aldık ve en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Müthiş bir coğrafya burası. Yani evet. Kapadokya dediğim zaman hani ben tabii Ürgüp doğumluyum. Dolayısıyla Kapadokya'nın herkes kalbi diyor ama benim için Ürgüp kalbi doğduğum topraklar olduğu için her gelen etkileniyor. Her gelen bu muazzam güzelliklerden, bu kayadan oyma kiliselerden, bu yani tüflerden oluşmuş peri bacalarından o kadar etkileniyor ki burada da müthiş bir su, arkasından muazzam bir doğa harikası, ağaçlar, her şey. Dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Ne dersiniz? Tabii ki Aksaray'ımız Kapadokya bölgesinin giriş kapısı diye adlandırıyoruz. İçerisinde bulunmuş olduğumuz mekan Belisırma Köyü. Burası tabii ki Ihlara Vadisi'nin içi şu an aslında sayılır ve buradan Ihlara Vadisi'nin kendisine doğru yürüyeceğiz. Batı giriş kapısı diye ifadelendiriliyor. Bu akarsuyumuz bu Ihlara Vadisi'nin içerisinden geçiyor. Ihlara Vadimiz de bilindiği üzere dünyanın en büyük ikinci kanyonu. Doğal bir oluşum. İçerisinde tüfler bulunan tabii peri bacaları, Belisırma ve Selime Katedrali ile birlikte bu birbirlerini destekleyen yapılar elbette. Görüntü itibariyle de Kapadokya bölgesinin bir bütünü, tamamlayıcısı aslında en önemli unsurlardan da bir tanesi. Biz ben bu doğal güzelliği. Ben kalbi dedim ama aslında kalp hakikaten Ihlara Vadisi olabilir. Çok ciddi söylüyorum. Tabii ki yani bunu tarihçiler de bu şekilde aslında ifade ediyorlar. Gezmeye gelip de burayı ilk defa gören yerli ve yabancı turistler de bunu ifadelendiriyorlar sizin söylemiş olduğunuz gibi. Merkezi konumunda yer alması gerektiği şeklinde. Tabii biz bunu ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Sizler de bugün buraya geldiniz, bu vesileyle de göstermeye çalışıyoruz. Neler yapacaksınız? Tabii ki Selime Katedralimiz var burada Kapadokya bölgesinin girişinde. Dünyada Hristiyanlık inancı içerisinde ilk sesli ayinin yapıldığı katedral şeklinde ifadelendirilmekte. Yine Ihlara Vadimizin içerisinde yüzlerce kilise var, irili ufaklı. Bunlar zamanında burada Hristiyanlık alemindeki, Hristiyanlık mezhebine ait, dinine ait vatandaşlar burada konaklamışlar, kalmışlar. Hatta Hazreti İsa'nın havarilerinin bu vadi içerisinde konakladığı tarihçiler tarafından da ifade ediliyor. Bu tarihi doğal güzellikleriyle birlikte Aksaray'ımız tabii ki bu Aksaray'ımızın bir bölgesini ifadelendiriyor. Diğer kesimlerinde, diğer taraflarında da Bizans dönemine ait, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait önemli yapılar, eserler bulunmakta şehir merkezimizde bilhassa. Dilerseniz oralardan da biraz bahsedelim. Lütfen. Aksaray'ımız merkezinde bulunan özellikle tarihi Paşa Hamamı, Ulu Cami, Eğri Minare, kervansaraylar, Aksaray'da bulunan doğal tarihi yapılardan birkaç tanesi elbette. Bunlarla birlikte Aksaray'ımız birçok döneme Bizans'tan, Karamanoğulları Beyliği'nden, Selçuklu döneminden ve Osmanlı Devleti'nden eserleri belli bir coğrafya, belli bir alan içerisinde muhafaza eden sayılı ender şehirler içerisinde yer almakta. Bu bölgenin her ilçesinin yani bu Kapadokya Havzası'nı içine alan her ilin bir perspektifte, bir gelecek hedefinde ve tanıtım atağında buluşması lazım diye düşünüyorum. Yani dünyaya öyle bir tanıtmalıyız ki
Burası İstanbul'dan bile fazla turist alabilecek bir potansiyele sahip bir bölge. Dünyada eşi benzeri yok ve bence müthiş bir tanıtım atağıyla önümüzdeki seneyi bir Kapadokya yılı bile ilan ettirebiliriz. Evet, elbette kesinlikle katılıyoruz. Amacımız ve çalışmalarımız da zaten bu yönde, bu minvalde. Buraya ulaşılabilirli noktalar tespit edip gelen yerli ve yabancı turistleri Aksaray'ımızı ziyaret edilecek yerler içerisinde yer alması noktasında çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Aksaray'da peki bir şey soracağım. Benim çok ilgi alanımdır tarım. Tarım alanları ne durumda? Belediyenin tarıma ilgisi, desteği var mı? Tarım aslında Aksaray bir tarım şehri aslında. Tarım olmazsa olmazlarımız içerisinde yer alıyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Ülkemiz içerisindeki tarım sektöründeki üretim kapasitesi ve faaliyet alanı itibariyle bakıldığında Aksaray'ımızdaki tarımsal faaliyetler miktar itibariyle ülkemizde sayılar içerisinde yer almakta. Ne gibi? Aksaray'ımız şeker pancarı, arpa, buğday, özellikle yonca, sarımsak, ayçiçeklik ve yağlık kabak çekirdeği, ayçiçeği, sofralık. Bu tarımsal üretimlerde Türkiye'de ilk sıralarda yer almakta. Tabii ki yine büyükbaş ve küçükbaş hayvan sıralamasında yine ilk 10'da Aksaray'ımız yer alıyor. 1 milyona yakın büyük küçükbaş hayvan, 400 bin de büyükbaş hayvan Aksaray'ımız sınırlar içerisinde yer almakta. 1 milyona yakın küçükbaş hayvan, 400 bin büyükbaş hayvan. Bunlar aslında Aksaray gibi bir il için çok büyük rakamlar. Çok başarılı rakamlar aslında. Elbette çevre illerimizle kıyaslandığında, Orta Anadolu'daki yine tarıma dayalı ekonomiye sahip illerle kıyaslandığında hatırı sayılır. Hatta Türkiye'de ilk 10 sıralama içerisinde yer alan bir potansiyele ve seviyeye sahip Aksaray'ımızın içinde bulunmuş olduğu durum. Dolayısıyla bu belki göç veren değil de göç alan bir şehir olma imkanı da, ama yani gerçi gençler çok fazla tarımla ilgilenmiyor. Yine de çok büyük bir potansiyel olduğunu söylüyorsunuz. Tarım tabii ki sadece tarımsal üretim, ama bunun üretime dönmesi, mamul kısmına geçmesiyle, endüstriye katılmasıyla ilgili bu tabii ki İslam'ı da destekliyor ve göçü de artırıyor. Bu tarımsal faaliyetler, tarımsal ürünlerin endüstriye katılması ve burada ürüne çevrilmesiyle ilgili organize sanayi bölgemizde ve diğer tarımsal işletmelerde bunlar işleniyor ve ekonomiye dahil ediliyor. Tabii bu bağlamda, bu yönüyle de ekonomimize ve şehrin nüfusunun artmasına katkı sağlıyor tarım sektörümüz. Mesela çok büyük zorlukla karşılaştığınız, göreve geldiğinizde ben bunu mutlaka çözmeliyim dediğiniz bir şey var mı? Aksaray'ımızda çözmemizi gerektiren sorunların başında tabii ki yani geldik ilk belediye başkanı olarak ne yapmalıyız, şehrimizin ne ihtiyacı var diye düşündüğümüzde Aksaray'ımız çok göç alan bir şehir. Öncelikle bunu ifadelendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu göç alan bir şehrin ihtiyaçları da mütemadiyen devam ediyor. Ulaşım, altyapı ve üst yapı sorunları, sürekli şehrimiz bir gelişim, değişim ve dönüşüm içerisinde. Dolayısıyla belediyecilik hizmetleri ve faaliyetleri sürekli devam etmek ve artarak devam etmek zorunda. Ve yeni gelecek ihtiyaçlar ve talepleri de önden görüp, önden sezip ona göre proaktif bir şekilde bir davranış sergilememiz elbette icap ediyor. Burada bir de ticaret borsası var. Ticaret borsamız var, sanayi ticaret odamız var. Yani Aksaray'da tarımcılık faaliyetlerine dayalı olarak birçok oda başkanlığımız Aksaray'da mevcut. Küçükbaş, büyükbaş hayvancılık, kırmızı et üreticileri birliğimiz, süt üreticileri birliğimiz. Aksaray'da günlük 1200-1300 ton süt üretimi gerçekleşiyor. Tabii bu haliyle de tarımsal alanların, hayvancılık faaliyetlerinin tüm alanlarıyla, tüm sektörleriyle ilgili Aksaray'da sivil toplum kuruluşları da mevcut bulunmakta. Çünkü ben şöyle düşünüyorum, yani özellikle bu Covid-19 sürecinde insanların üretime, tarıma, tarımsal üretime ilgisi çok arttı ve Anadolu kentlerine göç etmenin yollarına bakıyorlar. Ama yani herkesin iktisadi olarak kendisini ayaklar üstünde tutabileceği, iyi yaşayabileceği, çocuklarına iyi bir eğitim verebileceği imkanların da olması lazım. Mesela düşünüyorum ben, bu kadar uçsuz bucaksız ovalara sahip, hayvancılıkta bu kadar ileri, tarımda bu kadar potansiyele sahip bir şehir neden bir alternatif olmasın Aksaray gibi? Tabii ki biz bu yönüyle de bahsetmiş olduğunuz konu bağlamında da Aksaray'ımızın biz önemli potansiyele sahip olduğunu her vesileyle söylüyoruz. Aksaray'ımız teşvik bölgesinde bulunması hasebiyle de bu faaliyetleri gerçekleştirecek olan küçük ve orta boylu işletmeler Aksaray'da rahatlıkla gelip işletmeyi açıp bu faaliyetlerini yerine getirip yine görmüş olduğunuz gibi bu doğal güzellikler içerisinde hayatlarını da sürdürebilirler.
Bunu gören tabii ki vatandaşlarımız Aksaray'a göç noktasında bir talep oluşuyor. Aksaray'ımız nüfusu her geçen yıl artıyor. Bölge illerimiz içerisinde, Orta Anadolu içerisinde bir parlayan yıldız Aksaray. Sürekli göç alıyoruz. Bunun bir nedeni de bahsetmiş olduğunuz gibi hem doğal yaşam içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri, kolay bir yaşam tarzı içerisinde kent yaşantısını gerçekleştirebilmeleri, diğer taraftan da tarımsal faaliyetleri, ekonomik faaliyetlerini rahatlıkla bu potansiyel içerisinde gerçekleştirebilmeleri önemli bir etken oluşturuyor. Evren Başkan, çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel coğrafyanın içinde bizi ağırladığınız ve Aksaray'ın gelecek perspektifini bizlerle paylaştığınız için eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evren Başkan'ı duydunuz. Bence Aksaray özellikle Türkiye'yi dönüştürmemiz lazım. Yani kentlerin bu kadar çok insanı barındırması normal bir şey değil. Üst üste yaşıyoruz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bursa gibi şehirlerde. Ama artık Anadolu'nun kentlerini kalkındırmak, geliştirmek için hepimizin belki de bakış açısını değiştirmesi, yerleşeceğimiz yerleri seçerken potansiyelleri, farklı olan illeri, gözden kaçırdığımız yerleri değerlendirmemiz gerekir. Aksaray sizleri, ilginizi bekliyor. Dünyanın en güzel coğrafyası burası. Bana sorarsanız dünyanın en etkileyici coğrafyası. Ihlara Vadisi. Ihlara Vadisi dünyanın ikinci büyük kanyonu. Başka bir ülkenin elinde olsa dünyanın en fazla turistini çeken bölgelerinden birisi olabilirdi gerçekten. Ama şimdi bu durum değişmeye başlıyor. Umarım bölgenin bütün illeri, bütün ilçeleri güçlerini birleştirse burayı muazzam bir turizm cennetine çevirebilir. Ama doğayı bozmadan, bu muhteşem güzelliğin kılına bile zarar getirmeden. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel bir program çektik. Muazzam bir coğrafyadan keyifle ayrılıyoruz. Müthiş bir su, harikulade bir ses, tarihten gelen yüzlerce yıllık, binlerce yıllık kültür ve Türkiye. Türkiye'nin zenginliği, Türkiye'nin muhteşem tarihi, kültürü, coğrafyası ve parlak geleceği. Bu duygularla aranızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta bakalım hangi ilde, hangi üretim hikayesiyle karşınızda olacağım. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.